Allah Teala'nın barlığına bolan ınanç musulman doğunlar, yani ehli zadi yaradan bir yaratıcının barlığı her bir insanın fıtratını, tebiatını içinde bağ. Dünya ateistler yali düşüncesi bozuk yaratıcını inkar edeyen ideologiyaların tesirine kalan kişi bolaymasa musulman doğunlar, her bir insanın fıtratını, tebiatını bir yaratıcının barlığına bolan ınanç bar. Ve insanların köp bölü üçün tarih boyu kabul ediptirler. Dine az bölü inkar ediptirler. Yani ateistler yani. Onların başına bela geliyence, onların bir başına bela gelenden sonra akılları yerine geliyor. Ama onun içini yok. Misal veriyorlar, bir zat diyorlar, özleri şey deyip neyme. Batıl batıl düşüncelerden tesirlenip yaratıcını inkar ediyorlar. Demek insanın tebiatına, fıtratına bir yaratacağı olan inanç bağ. Buhari Müslim'de Ebu Hureyre radiyallahu anh tarafından haber verilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye: "Kullu mevludin yuladu ala fitre, fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani." Diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her doğan çağa İslam fıtratı bilen dünya gelir diye. Ama ene atası onu Yahudilaştırır, Hristiyanlaştırır ya da mecusulaştırır, yani otparazlaştırır diye. Demek hadiste ne mi düşünüyoruz? Her doğulan çağa İslam fıtratı bilen, İslam dinine bolan meyil bilen geliyor dünya. Ama onun sonundaşının akılatlardan, başka batıl düşüncelerden, dinlerden tefirlenip ne mi? Birler tarafından şu taraflara çekiliyor. Fıtrat diyen Müslüman doğanlar yankı değişimiz yani. Allah Teala insanları ilk yaradanına küfürden ve şirkten pek iman etmeye okuyuplu, iman etmeye meyledip yaradıptır. Yani insanın tebiatında, fıtratında bir Allah'a inanmak var. Hemmemiz Müslüman doğanlar aslında bir peygamberin çağaları. Adamzat kimin çağası? Adamzat kimden ölüp yayrap gitti? Adam aleyhisselam'dan peygamber. Aslında hemmemizin atanız peygamber. Havva enemiz ayali. Demek adamzat aslında peygamberin çağası. Peygamberin evlatları. İnsaniyetin ilki yaradılarının içinde bari yaratacağı olan inanç. Ama sonradan şeytanlar insanların hem hak yolunu azdırıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim hadis kitabında geçen Kutsi hadisinde, Kutsi hadis diyenimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala şeyle dedi deyip aydın hadislerine Kutsi hadis diyor. Sahih Müslim hadis kitabında geçen Kutsi hadisinde Allah Teala'nın şeyle dinini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Allah Teala diyor: وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ. يَا اللَّهُ تَعَالَى مَنْ بَنَّلَرْمِنْ هَمَّثِنِي حَنِيف، يعني توحيد لي بر الله تعالى برليان بر يردجانا نياردب يردتم ديه. Sonra şeytanlar onları dinlerinden azdırdılar ve onlara halal eden zatlarımı haram edip korkuldular. Ve şeytanlar onlara delilsiz zatlarımı bana şerik koşmaklarını emettiler diye vasvasa verdiler, buyurdular diye. Demek Müslüman doğanlar, insan oğlunun fıtratına, tebiatına bir yaratacağı olan inanç bağ, insan oğlunun fıtratına, tebiatına bir Allah'a iman etmeye, Müslüman olup İslam'ı kabul etmeye meyil bağ. Ama daşta uğraktaki yanlış zatların tesiri bilen ya yaratıcını inkar ediyor kavirleri ya da yaratıcını inkar etmesi de İslam'a gelip bilen o. Demek Allah Teala'nın varlığının delillerinin biri Müslüman doğanlar insanoğlunun fıtratı.